Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Sizlere Wichita, Kansas'ta burada Bowman Field'den sesleniyorum. Bugün ilk defa düzenlenen bir etkinlikte buradayım. ACCA diye çevriliyor. Bunun açılımı Aviation Content Creators Award. Havacılıkla ilgili YouTube'da program yapan insanların bir araya geldiği bir şey, bir etkinlik. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Kaptan Baha. Ben buraya dün gece geldim. Sabahtan beri de buradayım. Değişik etkinliklere henüz katılamadım. Çünkü onlar yarın başlayacaklar. Cumartesi günü başlayacaklar. Bugün Cuma. Fakat gördüğünüz gibi bir Stearman uçağının önündeyim. Bu uçakla yukarıya gidip bir meydan turu attırma türünde etkinlikler yapılıyordu. Şimdi onlara yazıldım. Sıram geldiği zaman belki de uçacağım. Arkamda bir de kırmızısı var bu uçağın. Onun dışında insanlar kendi uçaklarıyla geliyorlar. Biraz evvel Oklahoma'dan gelen bir arkadaşlarla, iki iş arkadaşıyla beraber konuştum. Onlar da oturduk, muhabbet ettik. Tabii ki havacılık üzerine muhabbet ettik. Komik hikayeler paylaştık. Böyle havacılığa gönül vermiş, havacılığa meraklı insanların bir arada oldukları, bir araya geldikleri bir etkinlik bu. Havaalanının hemen yanında da bir restoran var. Restoran ve bar var. Bu arada üzerimizden siz göremiyorsunuz belki. Şu an üzerimden bir tane B-52 geçti. Veya KC-135 de olabilir. Yani bir dört motorlu bir uçak geçti. Burada bir hava üssü de var bu yakınlarda. Tabii burada Wichita'nın önemi. Burada hem Cessna'nın fabrikası var, hem Learjet'in fabrikası var, hem Beechcraft'ın fabrikası var. Tam anlamıyla bir havacılık şehri burası. O bakımdan önemli burası. Ben de sizde mümkün olduğu kadar genel havacılık nedir? Genel havacılıkta insanlar ne yapıyorlar? Aslında ne kadar zor şartlarla olan bir şey değil, ne kadar kolay normal insanların yaptığı bir etkinlik bu genel havacılık. Onları anlatmaya çalışacağım. Çünkü ben havacılık olarak bu şekilde büyüdüm, burada büyüdüm. Bu tür ortamları görerek büyüdüm. Yandaki restorandan buraya gelip pistin üstüne çıkıp film çekmem konusunda güvenlik diye bir şey söz konusu değil. İnsanlar hop hemşerim ne yapıyorsun da demiyorlar. Dolayısıyla hakikaten sizlerin görmenizi istediğim bir etkinlik, sizlerin görmenizi istediğim bir pilotların ve havacılığa gönül vermiş insanların bir araya gelmesi bu. İnsanlar bir araya geliyorlar, konuşuyorlar, havacılıkla sohbet ediyorlar. Uçuş öğretmenliği yapmak isteyenler bazen geliyorlar, burada ilgili olan insanlarla konuşup onları nasıl uçuş eğitimi almaları konusunda ikna ediyorlar. Küçük çocuklar şu an uçağın etrafında var. Onlar uçaklara dokunuyorlar, elliyorlar. Bozmuyorlar, etmiyorlar ama yine de insanlar bu küçük yaştan itibaren havacılığa bir şekilde bulaşmış oluyorlar. Başka videolara devam edeceğim buradan. Kendinize iyi bakın. Bu arada Juan Brown'la, Blanco Luria'daki kanalının sahibi Juan Brown'la da tanıştım. Instagram'da resmimi de görmüşsünüzdür belki de. Onunla da bir röportaj ayarlamaya çalışıyorum ama takdir edersiniz ki kendisi de çok popüler bir insan şu an. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Herkese merhabalar. Ben Kaptan Baha. Sizlere Wichita, Kansas'tan sesleniyorum. Bugün bir F4 simülatörünün içerisindeyim. Bayağı eski bir F4'ün, bizdeki F4 2000 modellerinden daha eski bir model F4'ün orijinal kokpitinden yapılmış bir simülatör içerisindeyim. Bu simülatör istendiği zaman önünde büyük bir ekran televizyon var. Onunla aktif hale getirilip insanlara sanki uçuyorlarmış gibi bir izlenim veriyor. Ne yazık ki şu an daha sabahın 8'i ve sabahın 8'i olduğu için de şu an daha açık değil burası. İşletmeden izin alıp da geldim. Bu simülatörün içine girdim. O nedenle uçuş tabiri caizse yapamıyor olacağım. Ama yine de bu kokpitin içerisinde olmak, bu koltukta oturmak, eject şeklinde gerçekten çok değişik bir duygu. Bunun içerisinde saatler geçirdiğinizi düşünün. Bunun içerisinde değişik G'lerden değişik G'leri yaşadığınızı düşünün. Bu arada işletmecilerden bir tanesi bir arkadaşına rastladı. Eğer gürültü geliyorsa kulağınıza ondan. Arkada duyduğunuz gürültü de jeneratörlerle çalışıyor tabii bunlar. Jeneratörün sesi. Ama her şeye rağmen yine de güzel bir duygu bunun içerisinde olmak. Tabii bir gün kısmet olur da uçar mıyım onu da bilemem ama gerçekten güzel bir şey. Bayağı tahmin ettiğinizden çok çok daha dar bir alan. Tabii iş savaş olduğu zaman, iş ülke savunması olduğu zaman konfor yani hiç önemsiz kalıyor. Böyle burada değişik şeyler var. F-18 simülatörünün simülatörü değil de kokpitini yapmışlar. Bir kesite olarak koymuşlar. Büyük bir olasılıkla ıskartaya çıkan bir F-18'in bir bölümünü, burun bölmesini alıp şey yapmışlar. İnsanlara, işte çocuklara özendirmek için bir kokpit yapmışlar. İnsanlar bu şekilde uçuşa özendiriliyor. İnsanlar bu şekilde, genç çocuklar, gençler bu şekilde ileride hava kuvvetlerine başvurmak için özendiriliyor. Bu tamamıyla özel bir teşebbüsün kurduğu bir şey. Umarım bizde de böyle bir şeyler olabilir. Biliyorum fuarlarda 737 Airbus simülatörlü olan firmalar var Türkiye'de. Ama özellikle de son yıllarda ortaya çıkan askeri pilot, silahlı kuvvetlerdeki pilot ihtiyacını düşündüğümüz zaman keşke böyle şeyler yapıp çocuklarımızı böyle şeylere silahlı kuvvetlerimizde hizmet vermeye, ülkemizin savunmasına destekte bulunmaya özendirici şeyler yapabilsek. Ben bundan önce hayatımda bir de gerçek bir Messerschmitt 262'nin kokpitine girmiştim. Gerçek derken gerçekten özgün planlarıyla yapılan bir 262 idi. 2001 yılında girmiştim o kokpite. Washington eyaletinde, Seattle'da özel olarak yapılan uçaklardandı. Motorları Learjet 24-25 zannedersem motorlarıydı ama onun dışında bütün içerisindeki enstrümanlar, kokpit vesaire ve bütün uçağın kendisi özgün planlarına, savaştan sonra ele geçirilen planlara uygun olarak yapılmıştı. Bu da ikinci defa böyle güzel bir uçağın, değişik bir uçağın ve dünyadaki havacılık tarihine gerçekten damgasını vurmuş bir uçağın içinden, kokpitinin içinde olmak benim için gerçekten çok büyük bir duygu. Sözlerle anlatmak mümkün değil. Ne kadar laf söylesem, 15 dakikada konuşsam burada anlatılamaz iç içinde olduğum duygular gerçekten de çok önemli. Çocukluğumdan beri hayalimdi zaten silahlı kuvvetlerde şey yapmak, hizmet vermek ama ne yazık ki göz bozukluğu nedeniyle hava harp okuluna girmem de mümkün değildi ama bugün en azından bunu birazcık da olsa gerçekleştirmiş oldum. Bu arada bir uçak geldi. Evet, bir tane Cessna 310 geldi. Kalkış öncesi motor testi yapacak. O yüzden biraz gürültülü burası. Şimdilik bu kadar. Başka videolarda çekeceğim buradan. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.